İmam Aleyhisselam'ın adaletini örnek verecek olursak, bir örnek halife seçilmesi zamanında olmuştu. Halk yığınları gelmişti. İmam Aleyhisselam'ın kapısına yığılmışlardı. Israr ediyorlardı. Sahabenin ileri gelenleri. İmam Aleyhisselam dedi ki gidin. Kabul etmiyorum. Kabul etmedi. Ama o kadar çok ısrar ettiler ki dediler ki ya Ali senden başka kimse böylesi bir makama layık değil. İlla ki sen halife olman gerekir. İmam Aleyhisselam'a o kadar ısrar ettiler, ısrar ettiler ve ısrarla İmam Aleyhisselam'ı aldılar götürdüler. İmam Aleyhisselam onlara dedi ki tamam ama önce size bir konuşma yapacağım. Gidelim mescide size bir konuşma yapacağım. Çıktı minbere şöyle buyurdu. Büyük ve seçkin kimselerin yersiz ve haksız olarak bugüne kadar elde ettikleri malları ben her nerede bulursam Beytülmal'a geri döndüreceğim. Haksız yere alınan o paraları devletin kasasına geri döndüreceğim. Bazı kimseler kendi çıkarları için Beytülmal'dan, devletin kasasından para almışlardı. Kendi şahsi kullanımları için. İmam Aleyhisselam onlara şöyle buyurdu. Ben bunların hepsini geri alacağım. Hatta eğer eşlerinizin mihirlerini bu mallarla verdiğinizi görsem dahi geri alacağım. Halk ve ileri gelenler bilsinler ki benim yöntemim budur. İmam Aleyhisselam burada ne yaptı? Yöntemini ortaya koydu. Çalmış oldunuz, haksız yere almış olduğunuz bütün onların hepsini devletin kasasına geri döndüreceğim. Kabul ettiler. Ama birkaç gün sonra muhalefet başladı. İsyan ettiler. Çıkarların tersine olduğu için.